Evet Emrah Bey, sizle başlamak isterim. Bugün nasıl bir gün sizin için? Gerçekten zannediyorum bütün testler sonrasında bugüne gelmiş oldunuz. Son durumu nasıl değerlendirmek istersiniz? Tabii bu 4 yıllık çalışmanın son noktası değil. Çünkü çalışma devam edecek. Ama önemli aşamalarından biriydi. Biz tabii burada 4 yıldır test yapıyoruz. Birçok yere bu araç, bu yolu gitti geldi. Bugün bakanımızın katılımıyla tabii çok daha anlamlı bir hale geldi. Basınla, değerli basın mensuplarının sizlerin katılımıyla da sizlere tanıtmış olduk geldiğimiz noktayı. Dediğim gibi çok önemli bir aşamaydı bugün ama bu çalışmalar devam ediyor. Peyderpey de bu yolculukta geliştirdiğimiz teknolojileri Ford Trucks'ın piyasaya satılan araçlarına dahil etmeye devam edeceğiz. Yani otonom bittiğinde aslında bu teknoloji Ford Trucks'ın parçası olmayacak. Ara ara aşamalarda kaydettiğimiz gelişmelere göre işte seviye 1, seviye 2 ticarileşecek, bizim araçlarda yerini bulacak. En son noktada işte bu aracın piyasaya çıkması seviye 4 olarak. O da önümüzdeki dönemki süreçte yine altyapının da uygunluğuna paralel olarak, işte yasal ortamın uygunluğuna paralel olarak tüketicilerimize buluşacak. Peki Türkiye'nin bu anlamda, otosanın bu anlamdaki dünyaya katkısı, globale katkısı bu araçla nasıl olacak acaba? Dünyada da yapılan çalışmalar ama Türkiye'de yapılması önemlidir acaba? Bir kere Türkiye'de bu çalışma yapabilecek tek firma Ford Otosan, tek marka Ford Truck. Çünkü Türkiye'de ana marka statüsündeki, yani kamyon sektörü için konuşuyorum, tek marka Ford Trucks. Yani ana merkezi burada olan, mühendislik merkezi burada olan, üretimi burada olan tek markayız. Dolayısıyla tabii ki de Türkiye bu işi yapacaktıysa bu işi yapmak bizim görevimiz olurdu. Şu an burada geliştirilen seviye yurt dışında duyduğumuz farklı farklı firmaların, sadece bu işe odaklanan firmaların yaptığı seviyeden farklı bir seviye değil. Ticarileştireceğimiz projelerin yanı sıra ARGE faaliyeti olarak da birçok projeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunların illaki ticarileşmesi gerekmiyor. Bunu inşallah bu projeyi ticarileştireceğiz ama illa ticarileşmesi gerekmiyor. Biz know-how'ımızı arttıracak, entelektüel bilgi birikimimizi, mühendislik birikimimizi arttıracak her türlü projeyi denemek istiyoruz. Böyle bir altyapımız var, böyle bir iş yapma kültürümüz, böyle bir de mühendislik gücümüz var. Yaklaşık 2000'e yakın mühendis çalışıyor şirketimizde. Türkiye'nin en fazla mühendis istihdam eden şirketiyiz. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktayla sadece Türkiye'ye değil, elbette ki dünyaya da katkısı olacak. Çünkü bu işi yapan, hani belli boyutta yapan firma sayısı çok değil herhalde yani. Bir elin parmaklarını geçmez diyelim. Bir elin parmaklarını geçmeyen aşama kaydeden firmalar var. Biz de orada kendimize yer edinmek istiyoruz. Ulaşım ve lojistikte nasıl bir değişim sağlayabilir? Bununla da ilgili bilgi alıyor musunuz son olarak? Kendi görüşümü söyleyeyim. Berzaht'ta katkılar yapar. Yani benim, yani tabii şunu söylemeye gerek yok. Bir kere güvenlik açısından çok önemli. Yani kişiden kaynaklanan hataları sıfıra indiriyor bu teknoloji. Dolayısıyla güvenlik açısından son derece katkısı olacak yol güvenliği, trafik güvenliği açısından. Diğer yandan ekonomik açıdan da çok ciddi faydası olacak. Yani öndeki aracı görüp frenlediğinde o mesafeyi hesaplıyor. En ideal hızda, en ideal şiddette frenleme yapıyor veya akselerasyon yapacağında en ideal verimliliği de gözeterek akselerasyon yapıyor. Yani o sürücü kaynaklı sert kullanım hareketlerinin de önüne geçiyor. En optimum şekilde vites değiştiriyor, en optimum şekilde hızlanıyor. Dolayısıyla ekonomiye katkısı da çok ciddi faydalı. Bizim kamyon sektöründeki en önemli maliyet aslında araç değil, yakıt tüketimi. Dolayısıyla yakıt tüketimini, İkinci de şey, sürücü tabii. Yakıt tüketim ve sürücünün olmadığı, yakıt tüketimin optimize edildiği bir ortam ve sürücünün olmadığı bir ortamı düşündüğünüzde lojistik firmalarına çok ciddi katkısı olacak bir proje. Kesinlikle. Berzat Bey, şöyle sormak istiyorum. Buyurun. Teknik açıdan baktığımızda insan, sürücü insan olduğunda aslında hataları daha kabul edebiliyoruz. Fakat işler teknolojiye döndüğünde, otonom olduğunda hatasız olmasını bekliyoruz. Bu anlamda, teknik anlamda nasıl bir mükemmeliyet vardır şu an uğraştığınız ve getirdiğiniz seviyeniz? Böyle bir beklenti olduğu doğru. Hani oranın doğruluğu biraz tabii ki tartışmaya açık bir nokta. Çünkü eğer sürücü hatalarından daha iyi performans gösteren bir sistemse neden olmasın demek gerekiyor belki de bu açıdan. Ama şöyle bakıyoruz. Bu işin gerçekten hatasız ve Türkiye karayollarında ya da Avrupa'daki karayollarında gidebilmesi için 1 milyar kilometreye yakın verifikasyon yapılması gerekiyor ve bunun için de aslında çok fazla, yani filolara bu kamyonları dağıtıp içinde güvenlik sürücüleriyle birlikte en son geliştirilen yazılımın gerçekten o sistemi istediğimiz şekilde tasarlayıp tasarlayamamızı verifiye etmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli kısım bu. Zor olan kısmı da bu işin aslında. Yavaş yavaş o noktaya doğru da geliyoruz. Ne gibi teknik detaylar vardır acaba? Şu an seviye 4 diyoruz ama bunu diğer örneklerle de karşılaştırırsak, dünyadaki örneklerle karşılaştırırsak ne seviyede diyebiliriz kendimize gelişme açısından? Emrah Bey'in de söylediği gibi dünyadaki örneklerinden çok geride bir noktada değiliz. Hemen hemen aynı noktadayız teknolojik anlamda.
Seviye 4 dediğimiz şey de aslında kamyon taşımacılığına baktığınızda, kullanım senaryosu olarak baktığınızda zaten seviye 5'e gitmeye gerek olmadan bütün faydayı sağlayacak şey seviye 4. Onu yaptığınızda hem sürücüyü denklemden çıkarmış oluyorsunuz, maliyet kalemlerinden bir tanesi, hem de yakıt ekonomisi avantajı sağlıyorsunuz Emrah Bey'in söylediği gibi. Bu lojistik ekosistemi için bugünkü kurguda bütün problemi çözecek bir sistem oluyor. Bir de şöyle bir konu vardı. Kamyonlar yine tabii ki rüzgar aşamasında baktığımız zaman rüzgar direnci çok yüksek. O yüzden daha önce bu otonomlar çıkmaya başladığında konuşulmuş şeylerden bir tanesi de birden fazla kamyonun birbirine bağlı olarak konuşması vardı. Burada da yine bunu görebilecek miyiz? Evet, bu platooning fonksiyonu aslında konuştuğumuz. Biz Ford Otosan olarak 2018 yılında bu tarz bir projenin içinde de yer almıştık. İlk konseptini çalıştırıp, geliştirmesini yapıp, denemelerini de yapmıştık. Bu solo haldeki seviye 4 olduktan sonra bunun bir sonraki aşaması, bunun arkasında birkaç tanesinin de bağlandığı, yine içinde şoför olmadığı ve birbirleriyle araç araç haberleşme yaptıkları senaryo olacak. Ama ilk başlangıcı böyle. Bir tane bunu göreceğiz önce, ondan sonra arkasına 2-3 tane daha eklenecek. Bu da kesinlikle görecek çünkü oradan da bir %10 yakıt ekonomisi avantajı geliyor. 3 şeye baktığınızda, 3 tane kamyonun ortalamasına baktığınızda. Sürücü ekonomisinin aslında gitgide İngiltere'de ve başka ülkelerde de gördük ki bu sürücüler, yani kamyon sürücüleri özellikle gitgide azalıyor ve bulunmakta zorlanıyor. İthal sürücüler de geliyor. Türkiye ve dünya için acaba gitmemiz gereken yol zaten bu mudur? Hani otomatik olarak buraya varacağız mı? Yok, sadece sürücü ekonomisi için değil, bir taraftan da güvenlik için gerekli olduğuna eminim ama bu sorunu da çözebilir miyiz böyle? Yani bu konunun zaten çıkış motivasyonlarından bir tanesi bu sürücü eksikliği. Dünyada yaygınlaşan e-ticaretin bir anda çok artması ve artan sürücü eksikliği. Bu ikisi bunun ekonomik boyutunu drive eden pek şey olabilir diye düşünebiliriz, sebep olabilir diye söyleyebiliriz artık. Gördüğünüz gibi Ford Otosan'ın otonom seviye 4 kamyonuna binmiş olduk. Binmeme gerek olmayan, yani sürücüye gerek olmayan bir kamyondayız şu an. İnanılmaz gerçekten. Teknolojiyle donatılmış ve son derece başarılı. Bugün son testlerinden bir tanesini yaptılar. Tabii test süreci devam edecek. Ama Türkiye'de olması gurur verici gerçekten hepimiz için. Ve yapılan çalışmada gerçekten çok keyifli, güzel. Burada uzun bir teste tanık olduk. Ama bu testler devam edecek ve bu gördüğünüz Türkiye'deki geliştirilen bu Ford Otosan'ın bu değerli kamyonunu yollarda da göreceğiz.